öngörüyorum. Ekrem Bey'in yine aday olması gerektiğini inanıyor musunuz Sayın Nasıl? Soyer? Ekrem Bey'in yeniden İstanbul'a aday olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ya ben fevkalade olacağını düşünüyorum. Yani İstanbul'da gerçekten çok iyi işler yaptığına inanıyorum Ekrem Bey'in. Yani metrolardan işte çocuklarla ilgili kreşlere, gençlerle ilgili yaptıklarına yani inanılmaz başarılı bir performans gösterdiğini düşünüyorum Ekrem Bey'in. Yani dolayısıyla da hiç kuşkusuz tekrar kazanacağına inanıyorum. Ama tabii o ölçüyordur, biçiyordur, onun başka şeyleri vardır. Onları bilemem. Ben dışarıdan bakan bir göz olarak bunu söyleyebiliyorum. Son 20 dakika, son 10 dakikayı İzmir'e dair bazı soruları ayıralım istiyorum. Hı hı. Çünkü seyircilerimizden de, İzmirli seyircilerimizden de sorular geliyor. O nedenle bu adaylık üzerinden evet. Var mı sorularınız ya da adaylık dedim ama yani işte CHP'deki yerel seçimlere doğru. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi bu seçime gidilen süreçte, 2023 seçimine gidilen süreçte bu çok tartışılıyordu. Acaba bu kaybedilirse ne olacak? Kaybedilirse taş üstüne taş kalmaz vesaire. Burada bizim konuk ettiğimiz bazı CHP'li kurmaylar vardı. Diyorlardı ki yani eğer bu seçim kaybedilirse hepimiz bunun altında kalırız. Mümkün değil yani biz bu riski alır mıyız vesaire deniyordu. Şimdi sanki bir şey olmamış gibi devam ediyor. Şimdi diyelim ki Allah korusun 2024'te İstanbul ve Ankara kaybedildi. İzmir'in kaybedeceğini zannetmiyorum. Bundan korkmuyorum ama diyelim ki İstanbul ama kaybedildi. Ama Sayın Başkan'ın ona da itirazı var. Ona da İzmir konusuna yani, ilgili de söyleyeyim. Çünkü evet, o konuyla hani, alakalı bana da ulaşan şey ifadeyle çantada keklik olduğunu kimse düşünmesin. Evet. Ama tabii karşı tarafta diyor, AKP varken evet, İzmir'i de az çok biliriz. Yani insanlar gidip gayet tabii ki CHP'nin adayına oy verecektir. Sorum şu. Şimdi siz dediniz ki bu liman nedir? Yerel seçimdir. Evet. Yerel seçimlerde de Allah korusun İstanbul ve Ankara gitti. Ama diyelim ki İstanbul %45 CHP'nin %45 almasına rağmen gitti. Diğeri de %48 aldı diyelim. Öylesi bir durumda bakın İstanbul'da %45 oy aldık. Bu başarıdır denilip sizce devam edilme olasılığı yok mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü ben bunu şunun için sordum. Anladım. Ben bunu 2023 seçimlerine gidilen süreçte hatta bir anket olarak da kendi Twitter adresimde paylaşmıştım. Sizce bu seçim kaybedilirse bir istifa gelir mi, bir şey olur mu? İnsanların çoğu hayır hiçbir şey olmaz, bir şey değişmez demişti. Şimdi bir halk, bir seçmen kitlesi eğer siyasete ilişkin veya oy verdiği partiye ilişkin bunu düşünüyorsa en büyük sorun budur. Yani bir değişmez bir durum ne olduğunu düşünüyorsa, bir vurdum duymazlığın olduğunu olacağını düşünüyorsa en büyük sorun budur. Sizce bu noktadan sonra gerçekten böylesi bir durum olursa bir istifa mekanizması söz konusu olur mu? Yoksa yine insanlara bir şey olmamış gibi mi davranır? Bunu merak ediyorum. Ya çok iyi anladın demek istediğiniz ama ben uzunca bir süredir toplumun siyaset kurumlarının önünde gittiğini düşünüyorum. Yani çok toplum bütün siyasi yapılanmaların önünde yol alıyor. Siyasi yapılanmalar onun arkasından geliyor. Bu çok büyük bir talihsizlik. Çünkü aslında siyasetin hayatı dizayn ediyor olması lazım. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Toplum aşağıdan o kadar büyük bir beklentiyle ve o kadar büyük bir değişim özlemiyle sandığa gitti ki şimdi bu bütün partileri değiştirecek. Bütün siyasi duruşları değiştirecek. Yani aslında Türkiye'yi çok büyük bir değişim bekliyor. Ve bu değişim yerelden gelecek, aşağıdan gelecek. O yüzden ben çok umutluyum. Hiçbir kurum, hiçbir lider, hiçbir yapı bu büyük değişim talebinin önünde duramaz. O değişim çünkü köklerden beslenerek ama zamanın ruhunu yakalayarak ve bir gelecek tasavvuruyla ortaya çıkacak. Dolayısıyla benim eskisi gibi liderlerin ben buradayım gitmiyorum işte diyebileceği bir iklim olacağını zannetmiyorum. Tam tersine toplum bu değişimin tetikçisi olacak. Toplum zorlayacak bu değişimi yapmaya. Ben de o nedenle söylüyorum. Biz yerel yöneticiler olarak bunun lokomotifini üstlenmek zorundayız. Bunun öncülüğünü yapmak zorundayız. Çünkü biz sokaktayız, biz dışarıdayız, esnafla beraberiz, köylüyle beraberiz, gençle beraberiz. Duyuyoruz o öfkeyi, o hayal kırıklığını hissediyoruz, yaşıyoruz, her gün yaşıyoruz. Ve buradan da onların söylemlerinden yola çıkarak nasıl bir değişim olması gerektiğine dair de bir kanaat oluşturuyoruz. Bizim görevimiz yerelde liderlik. Yani biz bu liderliği o aşağıdan gelen talepleri kucaklayarak ve hepsini dinleyerek, duyarak değişime sokmak mecburiyetindeyiz. Kısacası böyle bir umutsuzluğum yok benim. Toplum o büyük değişimin adımlarını atıyor.
Şunu da söyleyeyim, yani bu %50'ye yakın, 50-50 diyebileceğiniz bir ayrışma bu anlamda da aslında toplumdaki değişimin önünü açacak bir ayrışma diye düşünüyorum. Yani bunun da fırsat olarak gözükmesi gereken boyutları var. Uzatmak istemediğim için burada bırakayım isterseniz. Tam burada hızlıca şey soracağım. Sizin yaptığınız açıklamada CHP'nin sağcılaşmasına alkış tutanların cesaretlenmesi gibi bir terim var. Yani CHP'nin sağcılaşması kavramını kullanıyorsunuz. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi şu an sağcı bir parti mi? Siz bu sağcılaşmayı eleştiren bir pozisyonda mısınız? Hayır, asla sağcı bir parti değil. Ve fakat aynen o ifadede kullandığım gibi ittifakın selameti açısından kendi söylemlerini ortaya koyma fırsatı bulamadı veya bu ortaya koydukları duyulmadı, eksik kaldı, anlaşılmadı, yanlış anlaşıldı. Ben şuna inanıyorum. Bu kadim toplum doğru siyaset yapanı gerçekten kendisi için en iyi yaptığını düşündüğünü mutlaka bir gün iktidara getirir. Getirir. Yani bundan kaçış yok. Bu değişir. Ama bizim az önce Senem Hanım da söylemişti. İttifaktan benim anladığım biraz farklı. Biz farklılıkların bir aradalığını başarabilmek mecburiyetindeyiz. Farklılıkları törpüleyip aynılaştırarak değil, onların farklılıklarına saygı göstererek ve o farklılıklarla birlikte hareket etme imkanlarını, araç gereçlerini yaratarak. Şunu demeye çalışıyorum. Biz sosyal demokrat söylemlerimizden asla vazgeçmemeliyiz. Biz hayatın değişimi için, dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için, bu memlekette herkesin emeğinin karşılığını alabildiği, o kadim kültürün bize sunduğu nimetleri daha adilce bölüştüğü bir iklim yaratabilmek için bunu başarmak zorundayız. Yani o söylediklerimizi bütün çıplaklığıyla, bütün berraklığıyla, bütün netliğiyle insanların önüne koymalıyız. Yani 73-77'ye o yüzden atıfta bulunmuştum. Toprak kullananın su, toprak işleyenin su kullananın dendiği zaman, ne ezilen ne ezen hakça bir düzen dendiği zaman bu söylemlerden asla geri durulmadı. Üstelik o günkü iklimde bunlar çok iddialıydı ve çok da büyük tepki yaratmıştı. Ama o duruş aslında işte o duruşa ihtiyaç var. Yani ben yanlış anlaşılmaması için bir kere daha söyleyeyim. İttifakları çok doğru buluyorum. Bu ittifakın Türkiye için demokrasisi adına büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ama bizim şimdi o değişimin önünü açacak başka bir kulvara girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birkaç soru var. Aslında genel çerçevesini çizdiniz ama yine de soruyor özellikle bu hani vekil listesi. Mesela İzmir'deki liste sizi rahatsız etti mi? Ne? İzmir'deki vekil listesi sizi rahatsız etti mi? Şimdi benim bu çok kişisel bir tavrım olur. Yani bunu bu masada da konuşmak istemem. Ben genel bir rahatsızlığın olduğunu söylüyorum. Ama bu benim kişisel bir tercihim nedir diye sormanızı doğru bulmam. Çünkü bu çok kişisel bir şey. Ve başından beri ilkelerden konuşuyoruz. Başından beri bir sistem, ekosistemden konuşuyoruz. Dolayısıyla ben tabii ki şunu isterdim, onu da söyleyeyim. Bu partinin aşağılarından gelen, yani sandığın başında nöbet tutmuş, hayatını vermiş, yıllarını vermiş parti emekçisi diyebileceğimiz arkadaşlarımızın daha geniş yer bulmasını isterdim. Ama şu bir gerçek, yani sonuçta 200'e yakın aday vardı. Seçilebilecek yerde olanlar da işte 14 kişiydi. Yani ne yaparsanız yapın, her zaman birileri dışarıda kalacak. Daha yakın olduğunuz insanlar, daha sevdiğiniz, daha fazla fayda olacağını düşündüğünüz insanlar olmayabiliyor. Mesele buralarda değil. Yani o yüzden kişiler Peki. üzerinden bir şey yapmayı doğru bulmuyorum. Tamam. Bu arada siz mesela üye sayısı arttırılmalı derken de aslında mesele sayısal olarak değil. Değil. Parti aidiyeti Tabii yüksek. Ki. Tabii ki. Ve çalışacak üyelerle bu sayıyı arttırmalıyız. Partinin yönetim mekanizmalarını... Orada çok dikkat çekiciydi. Tabii. Çünkü en önemli eksiklik seçim sürecinde bu olduğu görüldü mü sizce? Tabii. Yani aslında şudur. Şimdi kimin söylediğini hatırlayamadım ama... örgütlülük gönüllü köleliktir diyor. Aslında o aidiyetin çok güçlü olması gerekir. Çünkü örgütsüz güç güç değildir. Yani gücün örgütlenmesiyle ancak siz bir istikbal kurabilirsiniz.
O gücün örgütlenmesi de aidiyet duygusuyla ilgilidir. Çalışmakla, feda etmekle, kendini vakfetmekle, yani birçok şeyle iç içedir. Kısacası ona ihtiyaç var. Sadece bir üye sayısını arttıracak bir telaştan bahsetmiyorum. O partinin bütün yönetim mekanizmalarını da belirleyecek bir aidiyetin oluşmasından, o anlamda aşağıdan yukarıya şekillenen bir yeni yapıdan bahsediyorum. Biraz hızlı hızlı gidelim bu bölümde. Şöyle, az önce hani yerelin sesine çok vurgu yaptınız ya, sokaklardayız, dışarıdayız ifadesini kullandınız. İzmir'de sokağa çıktığınızda, dışarıya çıktığınızda, evet, sizinle ilgili ne diyorlar? Sizden memnunlar mı? Bir dönem, evet, daha İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor musunuz? Evet. Yani doğrusu ben benimle ilgili yapılan en büyük övgünün şu olduğunu düşünüyorum. İzmir gibi başkan. İzmir'e benziyorsun sözleri veya arkasında yatan hikayenin bu olması hali. Yani bu benim için çok çok kıymetli bir şey. Yani iyi bir başkanın o şehirle çok özdeşleşmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de kendimde İzmir'in o meziyetlerinin olmasını arzu ediyorum. Ona gayret ediyorum. Özetle sokakta büyük bir teveccüh görüyorum. Bu doğru. Ve en büyük çalışma motivasyonu, en büyük moral kaynağım da o. Yani bizim başka bir ödülümüz yok. Sokaktaki insan eğer sizi takdir ediyorsa, yaptığınız işten memnuniyet duyuyorsa, zaten kim ne derse desin arkasından umursamıyorsunuz. Çok daha büyük bir aşkla çalışmaya devam ediyorsunuz. Özetle net olarak söyleyeyim, çok memnunum İzmir'de çalışıyor olmaktan. Bir dönem daha yapmayı çok arzu ederim. Çünkü geçen 5-4 yılı aşkın bir süre çok ağır travmalarla geçti. Yani pandemi, İzmir depremi, evet, arkasından o büyük deprem, ekonomik krizler, siyasi krizler, çok kişisel saldırı. Yani bütün bunlardan çok yorulduk, çok hakikaten çok canımız yandı. Ama çok önemli işleri de başlattık. Yani Körfez'in temizlenmesi meselesi, Buca metrosu meselesi, işte Darlıdere metrosunun sonuna geldik. Evet, onlara dair çok da soru var aynı zamanda. Bunlar şimdi bir başladığımız, benim dönemimde başlattığımız, her şeye rağmen başlattığımız ve önümüzdeki 3-5 sene içinde de tamamlanacak işler. Dolayısıyla bir dönem daha yapmak isterim. Sivrisinek şeyi mi var, sorunu mu var? Çok fazla o yönde, evet, şey var. Bana da, evet, çok soru geliyor. Koku diyenler var. Bir de koku diyen. Koku neredeyse tamamen bitti, onu söyleyebilirim. Geçen yıl vardı. Fakat bu troll atakları gerçekten İzmir'den de yönlendirilmediği için farkında değiller. Farkında değiller. Yani koku meselesi yok. Yani ben size grafikleri gösterebilirim. Geçen sene koku nedeniyle aldığımız şikayetlerin sayısıyla aylar, günler bazında, bu sene aldığımızı neredeyse sıfıra yakın. Şikayet asla almıyoruz. Çünkü çok büyük işler yaptık orada. Çok önemli adımlar attık. Çok büyük devrim yaptık. Yani 50 senelik bir hikayeyi çözüyoruz şu anda. Sivrisinek meselesi de biraz troll atağı. Yani ne yazık ki o da öyle. Ama şu da bir gerçek. Bu inanılmaz bir işte iklim krizi diyoruz. Bu iklim krizinin bütün yağış rejimlerinde getirdiği değişiklikler var. İşte bambaşka